Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, sizler için hazırladığım bu sohbetimde hasta kimseler için okunacak duaları derledim. Özellikle baş ağrısı için okunacak dua kardeşlerim. Hasta duası olarak bilinen, her Müslümanın okuması gereken dualarla Cenab-ı Allah'ın rahmetine, şefkatine ve en önemlisi şifasına inşallah mazhar olursunuz. Bütün hasta kardeşlerime Allah'ım şifalar versin inşallah. Size aktaracağım bu özel duaları kardeşlerim baş ağrısı başta olmak üzere diğer hastalıklar için de okuyabilirsiniz. İnşallah ilk olarak sevgili peygamberimizin bizzat uyguladığı bir hasta duası, hastalık duasıyla başlayacağım ve detaylı bilgiler vereceğim size. İnşallah duamıza geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi bu güzel içeriklerimizin devamı için inşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Sevgili dostlar, Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine şifa danışan hastalara şöyle dua ettiğini rivayet ediyor. Ezhibil ba'se rabbennas eşfi Ente şafi la şifa'a e illa şifa'uk. Şifa'an la yugadiru sakam. Manası bu hastalığı gider ey insanların Rabbi. Bana şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. Ya sevgili kardeşlerim Sahih-i Buhari'de, Sahih-i Müslim'de ve Ebu Davud'da yer alan sahih bir hadisi şeriftir bu kardeşlerim. Size aktardığım bu dua bir defa okunduğunda bile biiznillahi teala okunan hastaya şifa olacaktır sevgili kardeşlerim. اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ eşfi ve ente şafi la şifa'a e illa şifa'uk şifa'an la yugadir sakan ya şu İslam aliminin bize aktardığı bilgilere göre bu hasta duasını bir başkasına olduğu şekliyle bir başkasına okuduğu şekliyle okuyan ve bu okumayı gerçekleştirirken de efendimizin tavsiyesi olarak okuduğunu bilerek aktaran kimse Allah'ın izniyle ve Rabbimin şifasıyla karşı tarafın hastalığının ortadan kalkmasına vesile olacak ve ona adeta bir rahmet kapısı aralamış olacaktır. Bu sebeple can kardeşlerim eğer çevrenizde herhangi bir kimsenin bir hastalığı var ise bu özel duayı ona kesinlikle okumanı ve okurken de peygamberimizin bu duayı hastalara okuduğu gerçeğini düşünmelidir. Allah Teala bu önemli ve özel duanın inşallah celle celaluhu şifasını ihsan eylesin. Bir başka dua yine sevgili kardeşlerim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi Hazreti Peygamber zaten bize hayatın her alanında faydalı olacak birçok bilgiyi miras bırakmış biliyor musunuz? Hasta kimselerin şifa bulması için okunacak dualar da yine peygamberimizin biz inananlara bıraktığı güzel hediyelerden bazıları. Biz de onun bu ince ve naif düşüncesine layık olmaya çalışmalıyız İnşallah. Sevgili kardeşlerim Peygamber Efendimizin bize aktardığı hasta duaları da bizzat hastalarımızı okumamız gereken dualardır. Ve yine Hazreti Ayşe annemiz aktarıyor radıyallahu anha. Peygamberimizin yanına bir hasta geldiğinde Peygamber Efendimiz ona şu şekilde dua edermiş. Bismillahi turbetu ardina ve rikatu ba'dina Yuş ve sakimune bi izni rabbina. Ne demek bu biliyor musunuz? Hadisi şerif. Allah'ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifa bulur. Bu Allah Resulü'nün hadisi şerifini, bu duasını kardeşlerim biz de bir hastaya karşı eğer 7 defa okur ardından da üç tane elem neşrah leke okursak inşallah kardeşlerim bu duayı 7 defa ondan sonra peşine üç tane elem neşrah leke okuyarak dua edelim. Allah'ın inşallah şifa vereceğini ümit edelim kardeşlerim. Tekrar ifade ediyorum size duayı değerli kardeşlerim. 7 defa bunu okuyoruz. Bismillahi turbetu ardina ve rikatu ba'dina yushfa sakimuna ve bi izni rabbina. Bunu kardeşlerim yedi defa okuyoruz. Sonra üç tane de elem neşrah leke okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vevza'na anke الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم Her biri besmele ile üç tane de kardeşlerim bu İnşirah suresini elem neşrah lekeyi okuyalım. Zaten hocam bu İnşirah suresi de başlı başına insana bir rahatlık veriyor biliyor musun? İnsana gönül huzuru veriyor. Burada Ayşe anamızın radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duayı tavsiye ettiğini yedi defa bu duayı peşine üç tane elem neşrah lekeyi okumayı kardeşlerim dua kitaplarında da yani güzel dua kitaplarında da görüyoruz. Ve ben de buradan sizlere inşallah tavsiye ediyorum kardeşlerim. Özellikle böyle başı ağrıyan kardeşlerim bu duaları okusunlar. Elem neşrah lekeyi okuyun kardeşlerim. Bu bahsettiğimiz hadisi şerifi okuyun can kardeşlerim. Yüce Allah'ın rahmet nazarıyla bu özel dua şifa kaynağı olarak baş ağrısı çeken hasta olan kardeşlerimin o dertlerine, o hastalıklarına deva bulmasına vesile olacaktır inşallah. Tabii bu duaları kardeşlerim okurken doktor, tedavi, tıp, ilaç bu gibi şeyleri göz ardı etmemek lazım. Zaten bir Müslüman bu tevekkül neydi? Önce maddi sebeplerin hepsini yerine getireceksin, ondan sonra Allah'tan isteyeceksin. Yani ilacı içeceksin, doktora gideceksin, ondan sonra dua edeceksin. Seni iyileştiren ne ilaç, ne doktor, ne bu cümle. Şifayı veren Allah. Bunların hepsi vesile. İlaç vesile, doktor vesile, dua vesile. Sen ilaç vesilesiyle, doktor vesilesiyle doktora gitmek ve ilaç içmek kalbi bir duadır. Ya Rabbi hastayım, onun için içiyorum, sen bana şifa ver. Niyet budur kardeşlerim. Allah'ım bütün hastalarımıza şifa versin. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın can kardeşlerim